Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet, bugün sizlerle 7 İklim Yunus Emre Enstitüsü A2 Ünite 1 sayfa 11'den devam ediyoruz. Yunus Emre Enstitüsü A2. Evet, we were here. Before starting class, please if you didn't subscribe yet, please subscribe now, okay? Haydi, başlayalım. Şimdi inceleyelim. İnceleyelim. Arkadaşlar bakın şöyle inceleyelim. Burada ne oluyor? Ne yapacağız? Burada ne var? Evet, şimdi burada gördüğünüz üzere den önce, den sonra, madan önce, dıktan sonra. Bakın. Okay. First one. Birinci. Önce. Ellerimi yıkadım. Bak. Önce ellerimi yıkadım. First, önce. I washed my hands. Okay. Sonra. Later. Sonra. After. Okay. Tamam. Daha sonra. Üçüncü cümle. Üçüncü cümle. This one. Daha sonra. After that. Later on. Okay. Sonra kahvaltı ettim. Sonra kahvaltı ettim. I had breakfast. Daha sonra. After that. Dişlerimi fırçaladım. I toothbrush. Okay. Fırçalamak. Bu brush, toothbrush. Okay. Fırçalamak heze. This one. Daha sonra dişlerimi fırçaladım. Evet. Şimdi. 1, 2, 3. We have three sentences. Okay. And then look at here. Kahvaltıdan önce. Bak. Dan önce. Kahvaltı. Arkadaşlar bakın. Look at this one. Kahvaltı. Kahvaltı. You know what does it mean? Breakfast. But it is noun. Kahvaltı. It means breakfast. Kahvaltı. It is noun, right? It is not verb. Yes, look at this one. Be careful here. Kahvaltıdan önce. Dan önce. I add here dan önce. Yani before, before breakfast. Kahvaltıdan önce. Before breakfast. Ellerimi yıkadım. Okay. So, if it is noun, look at this. I add dan önce. And then look at here. Kahvaltı etmeden önce. Kahvaltı etmek. Kahvaltı et. This is verb. Yani kahvaltı etmek. Have breakfast. Having breakfast. So it is verb. Okay. So etmeden önce. So here look at here. I add meden önce. Ellerimi yıkadım. So if I am using noun, I use done önce. If I am using verb, I use neden önce. Okay? And then look at that one. If I want to say after, kahvaltıdan sonra yani after breakfast. Kahvaltıdan sonra dişlerimi fırçaladım. After breakfast, dişlerimi fırçaladım. Bak again, kahvaltı isim, noun, not verb. Here kahvaltı etmek. He, kahvaltı etmek. Kahvaltı et. It is verb having breakfast. Having breakfast, not toothbrush. But having breakfast. Kahvaltı etmek. So, if I want to say after having breakfast. Bak, look at this one. What I am using. Tikten sonra. Dıktan sonra. Here bak. Dıktan sonra. Tıktan sonra. This one. Dıktan, dikten. And it depends on the last vowel. It's changeable, you know it already. And then this one tıktan, tikten sonra da yani
Fıstıkçı Şahap. Okay, if the last letter. FZTKCŞHP yani fıstıkçı Şahap, you know it. It is, D is converting T, okay? That's why. So, if we are using verb, if I want to say after that, so dıktan or dikten sonra, and then if I am using noun, dan sonra. Okay, dan sonra. Evet. Also, let's see other examples. Önce bankaya gittim. Önce neydi? First. Evvelen. In Arabic. Sonra alışveriş yaptım. Daha sonra eve gittim. First I went to bank. Later I did alışveriş yapmak. Go shopping. I went shopping. I went shopping. Daha sonra after that I came house. Okay. See. Alışverişten önce. Alışverişten önce. Before. Alışveriş. Shopping. Bankaya gittim. I went bank. Okay. Bak. Alışveriş. Again look at here. Be careful. Noun. Alışveriş noun. Alışveriş. Shopping. Noun. But alışveriş yapmak. Alışveriş yapmak. Okay. That is do shopping. Okay. Or go shopping. Yani it is verb. Okay. Alışveriş yapmak. Do shopping. So here it is verb. So what I do? Madan önce. What I add madan önce. Tamam. Alışveriş yapmadan önce bankaya gittim. Tamam. Be careful. Alışverişten sonra, alışverişten sonra, alışveriş again it is noun isim. Alışverişten sonra, ten sonra. Bakın burada. Alışverişten sonra after shopping eve geldim. I came house. Alışveriş yaptıktan sonra, yaptıktan sonra. Neden? Why? Because alışveriş yapmak verb. Okay. So if I am using verb and then if I want to say after, I will use dıktan, dikten. Okay, it depends on the fıstıkçı şahap and last vowel I will choose. Okay. Like that. This grammar is like that. Tamam. So we have here den önce or ten önce or dan önce or tan önce. Okay, it can change. It depends on the last vowel. And then den sonra or ten sonra or dan sonra or tan sonra it can be no problem. Madan önce, meden önce. Tamam. Madan önce, meden önce it depends on the last vowel. Dıktan sonra. Ha, so if I am using sonra, dıktan sonra and verb. Okay, tıktan sonra this is fıstıkçı şahap. It can be dikten sonra. It depends on the last vowel, okay? It is like this, arkadaşlar. Şimdi burada tamamlayalım. Let's complete. Tamamlayalım. Hastalıktan önce sağlığın kıymetini bilelim. Şimdi burada hastalık. Before. I use before. Hastalıktan önce. Before illness. Hastalık. Illness. It is noun. So bak tan önce. I use tan önce. And then bana haber ver. Git. Git. Gitmek. Gitmek. Verb. So bana haber ver. Şimdi burada git meden önce. I need to say gitmeden önce bana haber ver. Yani before going. Yani bana haber ver. Give me news yani. Okay. And then gömle burada verb olduğu için before yani verb yani fiil olduğu için meden önce kullandık. Tamam mı? Yani gitten önce no we cannot use. Okay. Gömleği ütülemek. Şimdi ütülemek. Ütülemek verb. Tamam.
So gömleği ütüledikten sonra giydi. Şimdi when we are wearing our gömlek shirt. When we are using after do iron, right? So after I will use after. Ütüledikten sonra. Şimdi if I want to say after and then if it is verb but look at this. Dıktan sonra, dikten sonra değil mi? So burada ütülemek, ütüledikten sonra. Dikten sonra. Okay. Very good. Güneşlendi. Burada da yüzmek. Again verb. Mesela yüzmeden önce güneşlendi. If you are güneşleniyorsanız yani on the beach like this güneşleniyorsunuz. Sun is coming. Okay, güneşlenmek. Bu da böyle like this. Elmayı ye. Ha, yemek. Verb. So yıkadı, washed. When you are eating the apple before yani when you are eating it you are first you are washing it, right? So elmayı yemeden önce before eating yıkadı. He washed yani. Okay, and then yemeden. Here yemeden önce ders nereye gideceksin? Ha, dersten sonra nereye gideceksin? Dersten sonra after lesson. Şimdi ders isim, noun. So dersten sonra, den sonra, ten sonra because fıstık dışarı dersten sonra. İhtiyarlık, ihtiyarlık isim, noun. İhtiyarlık demek yani mesela yaşlı insan olduğu için yani bir insan yaşlandığı zaman o ihtiyardır yani ihtiyar yani if someone got old already old people yani we say ihtiyar ihtiyar yani also it is isim noun so ihtiyarlıktan önce gençlik gençlik de yani young okay gençliğin kıymetini bilin ihtiyarlıktan önce gençliğin kıymetini bilelim. Tamam mı? Burada ihtiyarlıktan önce, tan önce diyeceğiz. Devam edelim. Pikniğe gitmek. Going to picnic. Bak gitmek. Verb. Gitmeden önce hazırlık yaptık. We prepared. So, gitmeden önce olacak. Gitmeden önce. Pikniğe gitmeden önce. Doğum iyice kilo aldı. Doğum yap. Yani doğum yapmak. Burada doğum doğumda yani for woman giving birth tamam so bu da doğum ama doğum yapmak verb bu doğum only doğum noun isim so we will say doğumdan sonra iyice kilo aldı kilo almak yani gain weight para al almak get para money getting money para almak so para almadan gitti mesela para almadan for example para almadan gitti. Yemek, kahve içtik. Mesela yemekten sonra kahve içtik. After eating we had coffee, we drank coffee. Yemekten sonra, ten sonra duş yapmak. Şimdi duş yapmak burada verb. Duş yapmadan burada tıraş olmak genelde usually we shave after taking bath. So duş yaptıktan sonra tıraş oldum. We can say. Okay, like that. Arkadaşlar okuyalım. Şimdi evet. Burada da ne varmış? Okuma. Tamam, burayı da beraber okuyalım. Sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar, this grammar meden madan like that. Tamam mı? Evet, burayı da okuyalım. Let's read and then we can continue later. Evet, let's read together. Okuyalım. Bir ressamın hikayesi. 1994 yılında Antalya'da dünyaya geldim. Resim yapmaya küçük yaşlarda başladım. Önce kara kalem çalıştım. Sonra yağlı boya ve pastel boya resimler yapmaya başladım. İlk resim sergimi 13 yaşında açtım.
bu resimlerimi herkes çok beğendi. 16 yaşında ikinci resim sergimi açtım. Şimdi Mimar Sinan Üniversitesi'nde okuyorum. İkinci sınıftayım. Bir ressam için İstanbul büyük bir zenginlik. İstanbul'da her gün farklı bir semti geziyorum. Eski sarayların içinde tarihi yeniden keşfediyorum. Önümüzdeki günlerde İstanbul temalı yeni bir sergi açacağım. Gelecekle ilgili birkaç planım var. Önce doğudan batıya, kuzeyden güneye Türkiye'yi dolaşacağım. Şehirlerin resimlerini çizeceğim. Sonra da Benim Şehirlerim adlı bir sergi açacağım. En büyük hayalim Ağrı Dağı'na çıkmak. İnanıyorum ki Nuh'un gemisi Ağrı Dağı'nda ve ben ona ulaşacağım. Nuh'un gemisini çizdikten sonra bir süre dinleneceğim. Evet arkadaşlar, beraber okuduk. Siz de beni takip ettiniz. Diğer derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.